Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size keman tutuşunu ve yay tutuşunu göstereceğim. Daha çok yay tutuşuna derin bir şekilde ineceğiz. Keman tutuşu sizin keman kariyerinizi belirleyecek olan şey. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size keman tutuşunu ve yay tutuşunu göstereceğim. Gerçekten şurasını iyi yaparsanız her zaman iyi sonuç alacaksınız. Çünkü bazı bir yanılgı var. İnsanlar sanıyor ki keman buradan ses çıkarıyor. Hayır, ses buradan çıkıyor arkadaşlar. Sesi buradan çıkarıyorsunuz. Ve eğer burası güzel olursa siz de güzel çalacaksınız anlamına geliyor. O yüzden kesinlikle keman tutuşunu es geçmeyin, yani yay tutuşunu. Yay tutuşuna çok özen göstermelisiniz. Buradan çıkan ton, buradan çıkan ses, her şey çok önemli. Denge tahtası gibi düşünmenizi istiyorum. Sanki bir takdirevalli var. Buraya baş parmağımı koyuyorum. Dik bir şekilde şöyle yerleştirdim. Ve üstüne parmaklarımı koyuyorum. Baş parmağım ve serçe parmağım bunu sanki bir takdirevalli gibi dengeliyor. Ben alıyorum. Yayın ucundayken baş parmağıma baskı yapıyorum bu şekilde. Gelip topa geldiğimde bütün yükü serçe parmağıma veriyorum. Aslında şuradaki şu üçgen motifi bilen ve anlayan kişi olayı çözmüş oluyor. Çünkü yayın ucuna geldiğinizde baş parmağınızda, topa geldiğinizde onun ağırlığını serçe parmağınızda alıyorsunuz. Parmağınızın kesinlikle çok rahat olması gerekiyor. Yanlış tutuş. Net. Sakın şöyle şeyler yapma. Serçe parmağın böyle düz olmayacak. Serçe parmağın hep bir süspansiyon görevi görecek. Yani şunu şöyle kilitleyip böyle bu şekilde çaldığın zaman hiçbir sonuç alamayacaksın. Bir ton alamayacaksın. Böyle yapan insanlar var mı? Var. Yani şu şekilde keman çalan insanlar var. Hem de çok iyi keman çalan insanlar var. Ama bu şu demek olmuyor. Sen bir yolda yürüyorsun. O yolda kötü bir arabayla mı yürümek istersin? Konforsuz bir arabayla mı yürümek istersin? Yoksa konforlu, güzel, kaliteli bir arabayla mı? Yani şöyle tutarak ses çıkarmak çok zorken şekilde rahat kullanarak keman çalmak çok daha eğlenceli ve rahat. Özellikle şu hareketleri yaparken. Bu hareketi yaparken kesinlikle süspansiyon kullanırım. Yani çünkü yoksa çalamam yani bu tür şeyleri. Hep kullanıyorum bak. Sürekli şu hareketi kullanıyorum. Sadece bir örnek göstereceğim. Dümdüzeyi çektim. Yukarıdan tutuyorum. Serçe parmağımı kırdım. Şimdi yandan gösteriyorum. Şimdi bunu yaptım. Tutuş pozisyonu bu. Kesinlikle şöyle ya da böyle kendimi kapatmıyorum ya da şunları yapmıyorum. Hep açıyorum arkadaşlar. Yani açmanız lazım. Çok geniş, ferah. Yani rahat, dolu dolu keman çalmanız lazım. Kendinizi kasarsanız kemandan ses çıkmaz. O yüzden hep daha geniş. Çok büyük. Dolu düşün, hayal kurun. Ve en büyük yanlışlardan birinde şunu söyleyeceğim. Evet, ben videolarımı çalarken böyle kendimi sanki sıkıyormuşum, kasıyormuşum gibi gözüküyor. Yani böyle hissederek çalıyorum, onu karşıya geçiriyorum. Ama enerji benim içimde değil. Enerji parmaklarımda, şu parmağımda, bütün güç burada. Çünkü ben içimde saklamıyorum o gücü. Bütün güç parmaklarımda çalıyorum.
bütün güç parmaklarımda. O yüzden çalarken buna dikkat etmenizi istiyorum. İlerleyen videolarda daha detaylı yay teknikleri ve yay videoları çekeceğim. Yoruma daha fazlasını istiyorsan yazmayı unutma. Özel ders için benimle iletişime geçebilirsin. Instagram'dan ve YouTube üzerinden de iletişime geçebilirsin. Unutma. Müzik bu dünyadaki inanılmaz bir duygu. O yüzden onu severek yap.